hatırladınız mı kızlar? Sizinle alışveriş yaparken tanışmıştık. Hatırlamaz olur muyuz Şahit? Seni görünce Şebnem'le hemen kavgaya tutuşmuştuk. Oo, niye kavga ediyorsunuz kızlar? Burada herkese yetecek kadar Şahit var. Sizin evinizde ne güzel gecelerimiz olmuştu. Kimse Şahit'siz kalmamıştı yani. Tabii canım, hatırlıyoruz. Peki sevgilim, sen şeyi hatırlıyor musun? Ne? Hani bize burma bilezik alacaktı? Ne? Burma bilezik mi? Yoksa hatırlamıyor musun Şahit? Ama bak biz her şeyi tek tek hatırlıyoruz. Hatırlamaz olur muyum? Hatta o burma bilezikler şu an cebimde. Hayır, düşüncelisin Şahit. Aa, yok canım. Ne demek düşünceli olmak? Hem çok düşünceli, hem yakışıklı. Aa. Hem de çok espiritüel bir adamsın Şahit. Bir erkekte aranan ve hiç kimse de bir arada bulunmayan bütün özellikler sende var Şahit. Vallahi benim gibisini mumla arasanız bulamazsınız, mumla. Vay anasını be. Gözümle görmesem inanmazdım. Dalga geçiyordum ama Şahit Usta kızları resmen hipnoz etti. Boynuz kulağa geçer derler. Ama ben de zamparalıklı Şahit Usta'mı geçeceğim. Yaşasın! İşi kaptım galiba. Kendi kendimin uykusunu getirdiğime göre hatunları da Şahit Usta'm gibi uyutup hipnoz edebilirim artık. Hey! Yaşasın! Savunun kızlar! Sefer geliyor, sefer! Aslında mutlaka hatırlarsınız ama ben yine de söyleyeyim. Her gün sizin eve gelirdim. Hatta yatıya bile kalırdım, hatırladınız mı? Aa, hatırlamaz olur muyum sevgilim? Hepsi daha dün gibi aklımda. Sizin eve tüm gün ve prime time'da rahatlıkla girip çıktığım bir anahtar vermiştiniz bana. Ne oldu o anahtarı? Ya ben o anahtarı kaybettim ya. Acaba yenisini yaptırıp bir tane daha verir misiniz? Ay, lafı mı olur? Sevgilimiz değil misin? Tabii vereceğiz. Ay, tabii vereceğiz diyen o dilleri yerim ben be. Peki sen hatırlıyor musun sevgilim? Bize deri ceketle yüzük alacaktın. Ulan ne biçim hipnoz bu? Nereden çıkarıyorlar deri ceketi, yüzüğü, müzüğü be? Yoksa hatırlamadın mı sevgilim? Tabii hatırladım. Hatırlamaz olur muyum? Hatırladıysan al o zaman, hadi sevgilim. Hadi. Alalım sevgilim. Evet. Sucuk, tereyağı ve salam. Buyurun hanımefendi. Gözlerime bak. Bak bak. Gözlerimin içine bak. Evet, şimdi derin bir uykuya dalıyorsun. Ne yapıyorsun be? Delirdin mi sen? Evet, delirdim. Senin aşkından deli divane oldum. Ya hatırlamadın mı? Hani sen benim sevgilimdin? Manyak safağa bak. Utanmaz, terbiyesiz şey. Seni Şahit Bey'e şikayet edeceğim. Ya zaten bu numarayı Şahit Usta öğretti bana. Boşuna şikayet etme hanımefendi. Bir yerde bir yanlışlık yaptım ama nerede? Hay Allah, kadın sevgilim olacağına bir anda panter emel oldu. Ay, çok teşekkürler sevgilim. Ya sizin gibi stereo sevgililere feda olsun. Şu ayıp şeyi hatırlıyor musun? Ama yeter artık ya. Param bitti. Kredi kartlarımın limiti suyunu çekti. Hadi bir an önce haremimize gidelim ya. Yarın hatırlarız beraber. Biraz da şarap ilave edelim. İçelim, açılalım, hatta saçılalım değil mi? Buyurun. Evet, şöyle. Sen de kimsin? Bizim evde ne işin var? Ne oluyor lan? Hipnozun gazı kaçtı galiba. Tekrarlayalım. Şimdi kızlar, gözlerimin içine bakıyorsunuz. Derin bir uykuya dalıyorsunuz. Allah kahretsin lan, bu hipnozun aylık ve yıllık olanından yok mu be? Evet. Şimdi ikiniz de benim sevgilimdiniz, hatırladınız mı? Tabii ki ikimiz de senin sevgiliniz Şuayipciğim. Niye ikide bir bunu bize hatırlatıyoruz? Olsun, ben arada bir hatırlatırım. Aa, şeyi hatırlayabildiniz mi? Hani biz sizinle trencilik oynardık ha? Aa, ne trenciliği? Banlıyor trenciliği. Hatırlamadınız mı yoksa? Nasıl oynardık? Bir hatırlatsana sevgilim. Şimdi tabii ki hatırlatacağım. Şimdi şöyle oluyor hayatım. Ben bilet kontrolörü olarak kompartımanınıza giriyorum. Siz biletinizi almadığınız için size ceza olarak çok hoşsun sevgilim. Neyse biz üzerimize
yoksa rahat bir şeyler giy, geleceğiz. Tabii rahat bir şeyler giyinin canım. Hatta o kadar rahat bir şeyler giyinin ki üzerinizde bir şey var mı yok mu belli olmaz. Kızım bu adam artık kabak tadı verdi. Tamam canım, paketleyelim gitsin. Nasıl paketleyeceğiz? Hayatta gitmez bu yapışkan şey. Sen orasını bana bırak. Ne yapacaksın? Ben içeri gidince beni ara. Ne diyeceğim? Seninle abimmişsin gibi konuşacağım. Ve onun gözünü öyle bir korkutacağım ki ne yapacağını şaşıracak. Görmüş olduğun gibi ben de üstüme hafif bir şeyler giydim. Böylece eşit durumdayız. Didem Hanım nerede? O üzerine daha erotik bir şeyler giyecek. Çok iyi. Erotizm zaten çok faydalı bir şeydir. Hele ben lazımdır. Alsana. Çok teşekkür ederim. Pardon. Alo? Eyvah abi. Alo kız Şebnem. Ben abin Behçet. Şimdi oraya geliyorum. Abi ne olursun şimdi gelme. Kız arkadaşlarla biraz eğleneceğiz de. Gelsin canım, ne olacak ya. İstersen abine de bir hipnoz yapayım. Şöyle bir sandalyeye dönüşsün ha. Bir kenarda otur, ne olacak yani. Behçet abim psikopattır. Öyle hipnozdan filan anlamaz. Onun işi gücü mafya, silah, haraç filandır. Ayrıca lakabı da parçala Behçet'tir. Ya hay Allah be. Ya bu siyasiler de mafyayı ortadan kaldıramadı gitti. Şimdi neredesin abi? Ne? Merdivenlerde misin? Birazdan burada mı olacaksın? Yok bir şey abi. Tamam. Ben ne taraftan tüyebilirim? Şöyle bir yangın merdiveni ya da zampara kaçış tüneli gibi her evde olması gereken bir yer yok mu ya? Sevgilim, tek çıkış yolun burası. Balkondan atlayacaksın. Ya burası kaç katlı be? Ulan şimdi karizmaya sarsmadan atlamak da lazım he. Sevgilim şimdi kaç katı falan mı var? Eğer abim gelirse seni zaten öldürecek. O da doğru. Ben gideyim o zaman. Ay, hiç bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum. Ne oldu? Mafyacı abi lafını duyunca ikinci kattan aşağı atladım. Arada bir bu hipnoz manyağının bakkalına gidip hipnoz olmak lazım. Çok eğlenceli. Ay kesinlikle. Hayır, senin gibi Behçet abinin. Ulan iki saat sonra gelseydin olmaz mıydı lavuk? Ulan böyle yürüyerek de karizmayı sarsmamak lazım ya. Ulan benim hipnoz gücüm ne güne duruyor? Ulan şunlara ben bir... bir alet bir bakar mısın abi be? Bir şey mi var? Abicim sana bir hipnoz yapacağım ben be. Şöyle gözlerimin içine bak böyle. Derin derin bir bak. Uykuya geçiyorsun. Derin bir uykuya geçiyorsun. Uyuyorsun. Uyudun. Tamam abi. Şimdi ben senin efendinim, sen de benim kölemsin. Ben ne dersem sen onu yapacaksın abi. Birader çıkar şu ceketi bakayım. Ya bayılıyorum kendime ben. Her şeyi yapabiliyorum artık ya. Alayım canım. Tut bakayım şu ceketi Macit. Şu lavuğun ağzını burnunu hipnoz yapayım da gündüz gözü adam soymak ne demekmiş öğrensin çiros. Abi şimdi ben senin efendinim abi, transa geçtik yani. İnce ince, Yasemince.